Prensesim. Ulağımız geldi. Huang'ın iyi dileklerini getirmiş. İmparator babanız da Çin'den çay göndermiş. Ula Ece birlikte içmek için sizi bekler. Düğün hazırlıklarını konuşmak istermiş. Babam bir tek çay mı göndermiş? Bir şey dememiş mi? Prensesim merak etmesin. Gök tahtını ne Balamir'e ne Kaya'ya bırakmayız demiş. Yakında Çin Sarayı'ndan çok hoşunuza gidecek bir hamle gelecekmiş. Neymiş acaba o çok hoşuma gidecek hamle? Onu bilemem. Ama bugün Gök Saray'da çok hoşunuza gidecek bir hamle oldu prensesim. Neymiş o? İlahi Günseli Hatun'un aldığı yeni küneyle kapıştı. Sonra da ceza almalarını sağladı. 3 gün fareli salonda kilitliler. Aş, su, ekmek. Hiçbir şey yok. Beni kıskandırmak için aldığı künenin hakkından kendi künesi mi geldi yani? Neye böyle şenlenirsin Enti Hatun? Kahkaha bile atarsın ki görülmüş duyulmuş şey değil. Yakında düğünümüz var. 2 elti iken 3 elti olacağız ya. Ona sevinirim Günseli Hatun. Meijin. Jin, Jin. Meijin. Neden sana inanmam? Neden hep bir dolambaçlar çevirdiğini düşünürüm? Beni kendinle karıştırırsın da ondan. Aa, o ne demekmiş? Sırf ben kıskanayım diye Temur'un baktığı köleyi kendine küne seçmedin mi Günseli? Kim? Ben. İftira atarsın bana. Saatlerdir uğraşıyoruz ancak bu kadar açıldı. Yılmak yok. Haydi. Çay istemem. Niye istemezsin gelin hatun? Bize bir muştun mu var? Yok. Bir muştum yok Ulayacağım. İstemem deyince ben de sandım ki gebe mi sandınız Ulayacağım? Çay istemedim. Çünkü nedense Çin'in bir tek ipeğini severim Ulayacağım. Geri kalan hiçbir şeyini sevmem. Sevemedim. İlay. Günseli Hatun'a karanfilli bal şerbeti konsun. Bütün suçu sana atar. Gelinlerin her gün içtiği bal şerbetinin içine kara diken tozunu senin koydurduğunu söyler. Şimdi ya beni satacaksın ya da kendini bana satacaksın. Ya ölü ya zengin olacaksın. Hangisi?
çalayacağım. Çal hayır. Günseli Hatun. Haberiniz var mı? Dağlı esirler pek asi çıktı. Ama İbek onlara öğretir paşa yemeği esir mahzeninde. Kalkın. Gök gelinin önünde baş eğin. Baş eğ dedim. Tekine kılıç üşüren kızdan geline baş eğmesini mi beklersin İbek kadın? Şimdi. Aşçımız Efil der ki mutfak kavgasında bir suçunuz yokmuş. Ben de Ulu Ece'mize yeni küneme esir alanlarını da çürütmeyesin Ulu Anam dedim. O da beni kırmadı. Siz ikiniz çıkarsınız. Sen küne eğitimine, sen de mutfağa. Var olun gelin hatun. Seni çıkartamadım. O asi dağlı bu gece farelerle oynayacak dedi. 3 gün ekmek, aş yokmuş. Yeni aya kadar ahır küreyip yer sileceksin. Ama cezan bu kadar. Sopa cezası yok.